Sevgili seyirciler, Vapurda Çarşemiz Sohbet'ten İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler. Mutlu, güzel pazarlar efendim. Yağmurlu bir İstanbul gününde Sirkeci'den Harem'e geçeceğiz. Bugün güler yüzlü bir hanımefendiyle birlikte sevgili Nergis Kumbasar'la Vapurda Çarşemiz Sohbet yapacağız efendim. Şimdi efendim... Merhabalar diyorum. Şemsiyeler varken nasıl kucaklaşacağım? Şöyle. Efendim, yağmurlu bir havada sevgili Nergis Kumbasar'la buluştuk. Eminönü'ndeyiz. Efendim, Sirkeci'den Harem'e geçeceğiz. Nasıl yağmurlu bir günde kırmadınız, geldiniz bizim için? Rica ederim. Yani keşke güneşli bir gün olsaydı ama ne yapalım, mevsim. Mevsim gereği. İstanbul her zaman güzel diyoruz. Aynen. Çok üşütmeden efendim vapura doğru geçiyoruz. Teşekkür ederim. Ne demek? İstanbul her mevsim güzel gerçekten. Evet evet, gerçekten öyle. Bakalım şimdi vapurda neler olacak. Bakalım neler olacak. Evet, şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Neden? Benim de kartım vardı yani. O bugün bizdensiniz efendim. Bu kadar. Yağmurda bile. Evet. Efendim, vapura ayak bastık. Tabii Nergis Kumbasar'da vapurun çanını çalsın diyoruz. Değil mi? Ben şemsiyenizi alacağım. Çan şurada. Çanı... Nerede? Hemen yanınızda. Çanı çalıyorsunuz, sefer başlıyor. Tamam. Harika. Hiç çalmış mıydınız? Hayır. Çok eğlenceli. Efendim, buyurun şemsiyeniz. Efendim, başlıyoruz. Evet, romantik bir vapurda çalışmış sohbet. Evet, gerçekten. Hava da çok romantik değil mi? Evet, öyle. Uygun yani ortama. Geldim şimdi yanınıza. Evet. Şahane değil mi? Şahane. Çok güzel. Üst güvertenin keyfi bir başka güzel. Evet. Şemsiye kullanır mısınız? Taşıma. Şemsiye kullanırım, her yerde de kaybederim. Efendim, böyle yağmurlu bir havada böyle hani haber muhabirleri var ya, öyle hissettim kendimi. Aynen öyle gibiyiz. Efendim, martılar biraz sonra görüşmek üzere diyoruz. Biz içeri geçiyoruz. Şemsiye ters döndü efendim. Evet. Efendim, işte karşınızda Nergis Kumbasar diyoruz. Merhaba. Vapura teşrif etti kendileri. Merhabalar. Sevgili seyirciler, iki yaka arasında denizin üstünde İstanbul Deniz Otobüslerinde İDO'da Çarşemiz Sohbet'e başlıyoruz. Tabii kış zamanı aslında tam bir sahile havası. Ay evet, doğru. Ama çay da güzel. Çay da güzel. Efendim, sevgili Nergis Kumbasar'la birlikteyiz. Tabiri caizse hasta yatağından kalkıp geldi. Neşe bulmak, bizimle sohbet etmek için gözleri parlıyor. Çok mutlu oldum. Ay, ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Peki. Çok hoş bir ortam zaten. Efendim, biz program başlamadan ilk şeyi götürdük. Evet. Öksürüyorum çünkü. Hastayım, kusura bakmayın. Şeker kullanmıyorsunuz. Yok, almam. Yok. Teşekkür ederim. Efendim, sizin havanız nasıldır? Sizin renkleriniz nasıldır? Valla benim havam yani... genel olarak hava kapalı da olsa... aydınlıktır. Aydınlıktır. Yani aydınlık bir insanım. Hani içim genel olarak güneşlidir. Bulutlandığım zamanlar tabii ki oluyor. Onda da böyle daha bir içime kapanırım. Hani etrafıma çok sıkıntı vermemek için sıkıntılı günlerimde. O yüzden beni dışarıda insanlar gördüğü zaman genelde zaten durumumun, halimin iyi olduğu zamanlardır. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlar aslında o dört duvarda kalıyorsunuz. Aynen, aynen. Öyle bir tipim. Çok güzel. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yolcu konuklarımızı da tanıyalım. Sevgili Anıl, Urfalı. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Hoş buldum, teşekkür ederim. 22 yaşındayım, klinik diyetisyenim. Burada olmaktan da çok mutluyum şu anda. Ne güzel. Teşekkür ederim. Güzel bir meslek değil mi? Diyetisyen. Şahane. Evet, şahane. Ben de çok severek okudum. Evet, bitirdim okulu. Mezun oldum, evet. Tebrikler. Şimdi o şekilde devam ediyor her şey. Siz hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Emre Alaylı, Kadıköy doğumluyum ben de. 93 yılında Üsküdar'da yaşıyorum. Ne güzel. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Oh maşallah. İki yıllık yeni mühendisim.
üniversite zamanlarında tango ile ilgilendim. Tango dansı ile ilgili. Çok güzel. Evet. Siz ilgilendiniz mi daha önce? Valla ben dansla ilgilendim. Tango ile ilgilenmedim. Ama ben gençlik yıllarımda akrobatik rock'n'roll yapıyordum yani. Öyle diyeyim. Çok güzel. Süratliydi yani Nergis. Evet, çok süratliydi. Şimdi sorum da öyle aslında. Hep işte vapurun bir sürati var hayatın içerisinde. Hayatın akışı içerisinde siz kendi yaşamınıza kaç kilometre sürat biçersiniz? Ya ben zaten süratli bir tipim. Süratli yani tip. Ben yolda yürürken de çok hızlı yürürüm. Bana eşlik edebilen yürürken kızım var bir tek. O da benim gibi hızlı yürüyebilen bir tip. Ama gerçekten onun dışında bütün arkadaşlarım çok bana güzel der ki nedir bu yani? Hani gidiyorsun motor gibi. İçim süratli. İşiniz öyle bir insan olduğum için de mutfakta da evde de kendi hayatımda da bir iş yaparken hep hızlıyımdır. Hızlı bir tipim. Evet, bu da bir avantaj aslında. Avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum ama aralarda bir durup şöyle bir etrafa bakmak gerekiyor. Güzel. Gerçekçilik mi bilim kurgu mu? Valla ben bilim kurguya çok yakın bir tip değilim. Ama mesela bilim kurgu, filmler falan böyle arada kızım bana eğer anne bak ama bu senlik yani bunu beğenirsin dediği tipleri seyrediyorum ama daha gerçekçilik. Gerçekçisiniz. Aklınız bu aralar nerede? Ben geçen gün şimdi arkadaşım bana diyor bir şeyler anlatıyor. Ben dalmışım böyle. Ömer diyor, aklın neredesin? Genelde, aklın gidiyor yani. Genelde benim hep böyle zaten böyle kafamın bir yerinde de başka bir şey düşündüğüm çok olur ama bu ara aklım tamamıyla oyunumuzda. Ha, değil mi? Tiyatro tamamıyla oyununda. Tamamıyla tiyatro oyununda. İsmi yani de, acaba buradan hangi şehre gidecektik, o şu tarihte miydi, şu iş geldi, acaba ondan o çakışır mı gibi düşüncelerde. Doğru. Etekler ve pantolonlar. Evet. Etekler ve pantolonlar. Evet. Aslında erkek ve kadının belki de en simgesel tarafı değil mi? Evet, evet, evet. Ama İsmi siz bir de uğurlu geldi. İsmi uğurlu geldi mi? Vallahi geldi. Bu ismi uğurlu geldi. Şurada zaten 2 aydır, 2,5 aydır 40'ı aştı oyunumuz. Doğru. Oyuncu partnerleri efendim konusunda da Nergis Kumbasar şanslı. Evet, çok. Yani Nursel İdiz var. Bir kere Nursel İdiz çok önemli bir isim Türk tiyatrosunda. Çok bana o kadar büyük artıları var ki onun. Yani sadece isminin bile bir artısı var oyunumuza. Ama artı bana oyunculuk açısından da çok yardımcı oldu. Partner olarak tabii mi? Ki. Şimdi yakın zamanda İstanbul sonra yine turneler başlıyor. Evet evet. Urfa'ya da gittik öyle biz. Öyle mi? Evet. O tempoya nasıl dayanıyorsunuz mesela? Valla çok seviyorum. Herhalde ondan. Temposuzluk olsa zor olur ya. Yani ben temposuzluğu sevmiyorum. Bu o tempo daha çok yoruyor çok belki. Hoşuma gidiyor. Aynen. Evet, ya yani oturmak daha yorucu. Daha çok yorucu. Efendim evet. İkinci bar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz tabii ki. Yani ben çünkü 19 yaşımda başladım bu işlere ve mankenlikle başladım. Ve ondan sonra hayatımda her şey genel olarak şey gitti yani böyle yavaş ve çok dikkatli gitti. O yüzden de şu anda da bence hani kendi seçtiğim o çizginin içinde çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olur. İnşallah, inşallah. Efendim çaydan bir yudum alıyoruz. Yolcu evet, konuklarımızın alalım. Sorusuyla devam ediyoruz. Emre'nin sorusuyla başlayalım. Bu arada tabii bütün konuklarımız ıslanmış halde vapura geliyorlar. Ya, yani hanımefendi, beyefendi bayağı şemsiyesiz çıkmışlar bu yağmurda. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Evet, bayağı ıslanmışsınız yani. Bir dakika, vereyim mikrofonu. Ha, buyurun. İstanbul Üniversitesi'nde sinema televizyon okuyoruz. Ne güzel. Dersten çıktık direkt vapura arıyoruz. Daha önce de bilmiyorduk. Başka şehirden geldik. Ay canım çok tatlı. Zor bulduk yani ama iyi ki bulduk. Çok mutluyuz şu anda sizinle birlikte olmak. Biliyor musunuz benim annem İstanbullu. Babam burada İstanbul'da tıp fakültesini bitirdi. Fakat ben Ankara doğumluyum. Ben de İstanbul'a geldiğimde hep işte ailemle gelirdim böyle. Yine akrabalarımızla ama tek başıma geldiğimde ben de böyle bir İstanbul'da kalmıştım. Evet. Koca bir yer ve bilmiyorum. Ama kısa sürede insan alışıyor. Doğru. Ben bir soru sorabilir miyim size? Tabii ki. Canlandırdığınız karakterlerden bu tam benlik dediğiniz bir tip var mı? Ya hepsi. Yani o öyle bir şey ki zaten onu benimsiyorsun. Her karakter zaten senin içinden bir parça. Muhakkak kendinden bir şey koyuyorsun. Ama tabii ki Neriman karakterinin beni bir adım
öteye götüreceğini Kiralık Aşk'taki biliyordum yani. Evet, ben çok küçükken Acemi Cadı vardı. Aa, evet. Oradan beri sizi takip ediyorum. Melda. Evet, Melda Hala. Oradan beri sizi severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ve şimdi Emre'nin sorusuyla devam edebiliriz. Sizce mutluluk görmezden gelme durumu mudur? Aa, bak bu çok enteresan bir şey. Aslında bilmemek mutluluktur bazen. Bazen değil mi? Bazen bilmemek mutluluktur. Ama sonu mutsuzluktur. Görmezden geldiğin her şey şöyle küçük bir kar tanesi ise görmezden gelmedikçe yuvarlanarak bir çığ oluyor ve mutsuzluk olarak üstüne bir anda düşüyor. Bence görmek, her zaman görmek ve ona göre ya B planları yapmak ya da hemen pozisyonunu başka bir şekilde uyumlamak gerekiyor bence. Doğru. Geçmişle aranız nasıl? Yani geçmişe çok dönüp bakınca insanın boynu tutulur diye bir laf var böyle hani. Ya şöyle, zaten geçmişe çok, geçmiş hani zaten artık geçmiş. Evet, güzel zamanları mutlulukla anmak ve asla geri dönmeyecek anlar var tabii ki. Onları da böyle evet, bir mutlulukla, bir hoşlukla anmak güzel. Ama çok geçmişte yaşayan birisi değilim. Yani ben genel olarak problemler de olduğunda onu o anda yaşarım, sıkıntısını. Ondan sonra da ertesi gün bir gece, yine hani hep diyorum ama kızıma da söylediğim bir şeydir, her şeyin üstüne bir gece uyu. Yani o sinirin, üzüntünün üstüne hiçbir şey yapmadan bir gece uyu. Ertesi sabah da böyle bir sakin kalkıp nerede kalmıştık diye devam eden birisiyim. O yüzden hani çok geçmiş, evet tabii ki geçmiş çok önemli. Ders almak açısından çok önemli. Ama kendini toparlayıp anda artık ileriye uyum sağlayarak gitmek gerekiyor. Doğru. En son ne zaman baktınız fotoğraf albümlerinize? Aa, çok bakarım. Bakar mısın? Bakarım. Tabii bizim ortadadır. Hele bu aralar biliyorsun, bu hani TBT olayları var ya. Bayağı dönüp dönüp aile albümlerini karıştırıyoruz, çekiyoruz, paylaşıyoruz. Herhalde herkes hiç bakmadığı kadar çok bakıyordur eski fotoğraflara. Doğru, doğru. Bu TBT'den sonra daha da gündeme geldi. Aynen. Kesinlikle. Yani o köşede duran albümler artık aşağıda. Ya, aynen. Gerçekten öyle. Sevgili Mehmet Ali Erbil'le birlikte çok geçmişler olsun. Bizler için çok çok kıymetli bir isim. Yani seviyoruz demek az gelir gerçekten. Teşekkür ederiz. Onunla ilk evleneceğiniz zaman giydiği bir tişörtte The End yazıyor. Evet. Daha evet. Evlenmeden önce... Evlendiğimiz günün sabahı. Sabahı? Evet, The End. Yani sonra şeye gittik, düğüne, nikaha gittik. Çok güzel ya. Albümleri biz de takip ediyoruz. Özdemir Asaf'ın güzel bir sözü var. İnsanlar insanların içinde insana hasret yaşarlar diyor. Çok doğru. Değil mi? Çok doğru. Siz bu kalabalık içerisinde bazen o yalnızlığı hisseder misiniz? Şöyle, bir kere ben yalnızlığı da seven birisiyim. Yani zaman zaman kendimi tamamıyla yalnız bıraktığım günlerim olur. Yani kimseyle görüşmediğim günlerim olur. Ama o bir iki gündür. Onun dışında ama ben kendimi çok şanslı sayıyorum. Benim çok ta 11 yaşından beri arkadaşlarım var görüştüğüm. O yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok da yalnız hissetmiyorum açıkçası. Hayatta böyle sonsuz olan nedir sizin için? Hayatta sonsuz olan, sonsuz yani mesela sevgi sonsuzdur. Yani siz sonsuzluğa gitseniz de o kalır sizin arkanızda. Ama onun dışında sonsuz, çok sonsuz olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani muhakkak çoğu şeyin sonu var. Doğru. Bu sevmek deyince, sevmeye dair de bazen şöyle düşünüyorum ben. İnsanın içinde olan sevme duygusu önemli aslında. Yani kimi sevdiğinden ziyade, değil mi? İnsan tabii sevecek birini buluyor illa ki. Sevmeyi iyi sadece üretebilsin yani. Zaten sevmeyi ürettiğin zaman, sevgiyle yaklaştığın zaman, o zaman çünkü sevgiyle yaklaşıyorsun. Bir şekilde. Hayat da daha rahat ve güzel oluyor. Ama hala o sevgiyi hak etmeyip seni acıtan insanlar varsa da orada da ısrar etmemek gerekiyor. Yani bence belirli kişilerden, belirli tecrübelerden sonra kesinlikle sonsuza kadar uzaklaşmak gerekiyor. O da güzeldi. Annenizi tek cümleyle nasıl anlatırsınız? Annemi mi? Sevgi, kollama. Kollamak. Ondan sonra... Sizin erkek kardeşiniz mi var? Evet, erkek kardeşim var.
Yani tek tabii kelime olmuyor işte. Sevgi ama tabii ki anne deyince sevgi. Sevgi. Yani o işte sonsuz bir sevgi. Simitler güzel mi? Efendim buyurun bakalım. Alalım. Güzel olsa gerek. Çıtır çıtır. Çıtırdım. Yani yağmurlu bir havada tabii. Of of of. Afiyetler çok olsun. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi bazı hanımefendiler için böyle akşam yemeğinde aman akşam mum ışığı olmadan yemek yemem diyenler bile duydum ben mesela. Var mıdır öyle ritüelleriniz? Hmm. O tip şeylerim yok. Yani bence insanlar o ortamı güzelleştiriyorlar. Değil mi? Yani ama şeyi çok sevmem biliyor musun? Böyle aşırı ışık evimde sevmem. He. Daha loş, yerden aydınlatma. Daha dinlendirici olur. Evet, evet. Gün sarı ışık severim. Güzel. Doğru, sarı ışık hep daha güzel olur. Sarı ışık. Tencere yemeği mi yaparsınız? Tencere yemeği yaparım, çok severim. Zaten hep hani dışarılarda tencere yemeği yemediğiniz evet. için evde muhakkak pişer. Hı-hı. İşte şimdi mesela lahana yaptım, kapuska. Evde kapuska var, çok güzel. Evet. Mükemmel. Ondan sonra vallahi çok, ay canım keşke bilsem getirirdim. Yani yaparım. Hı-hı. Özellikle böyle kış yemeklerini işte ıspanaklı, kapuskaydı falan. Bu aralar onlara düştüm tabii, çok seviyorum. Çok güzel, çok güzel. Manzarayı seyredebiliyor musunuz diyeceğim ama bu... Şöyle şimdi, bir bakıyorum ama çok yağmurlu. Ay çok güzel. Tam Kız Kulesi'nin oradayız. Aynen öyle. Şahane. Evet Anıl'cığım. Şimdi burada Kız Kulesi'ne bakmışken size bir şey sormak istiyorum ama öncesinde gezmeyi çok seviyor musunuz acaba? Onu merak ediyorum. Çok seviyorum. Peki bununla alakalı şimdi dünyanın 7 harikası var. 7 harika hala aynı 7 harika mı? Değil. Ya bir sürü eklediler galiba. Aslında değil evet bir eklediler. Siz bir şey eklemek isteseniz mesela yani çok beğendiğim evet ya bu da bir dünya harikası olabilir dediğiniz. Ya bana göre İstanbul dünyanın harikası evet, da yani bütün başka. Şehir tümüyle dünyanın harikası. Eklemek istesem enteresan bir şey sordum. Aklınızda yani, kalan bir mesela şehir ya da. Şey bana enteresan geldi. Bana mesela Antakya çok ilginç geldi. Evet. Yani bana göre onlar 7 harikalara girebilirler. İlk müze otelden bahsediyorsunuz aynen, değil mi? Ben yani de yakın zamanda oradaki, gitmiştim. Aynen. Çok başka bir çok enerjisi farklı. Var. Şimdi tabii insanın böyle yol arkadaşı deyince illa eşi gelecek hali yok değil mi akla? Yani ben seyahat arkadaşı olarak yol arkadaşı mesela benim kızım benim çok iyi bir seyahat arkadaşı. Hatta şeyi hatırlıyorum. Ay Allah'ım iyi ki Yasmin böyle huysuz bir çocuk değilsin, uyumlusun, her yere yürüyorsun, gidiyorsun benimle dediğimi hatırlıyorum küçükken. O şekilde de devam etti. Yani seyahatin insanı heyecanlandırması lazım. Mesela ben şöyle insanlar tanıyorum. Ay niye gideceğiz ya oraya? Ne var işte yani? O kadar yol... Yani bu bana çok garip gelen bir doğru, şey. Var, var, biliyor doğru var. Ben hani, gideceğiniz varsa gidemiyorsunuz. Ha, ufacık bir yere bile sabah heyecanla kalkarım. Çantamı alırım giderim seyahat oldu. Aynen yani bu heyecanı duyan insanla seyahat etmek çok önemli. Allah'tan kızım öyle. Arkadaşlarım da öyle. Gerçek anlamda yol arkadaşı yani aynen. Yola çıkma durumunda şanslısınız. Aynen. Sizin hayattaki deviniz kim? Nergis Kumbasar'ın dev dediği devi kim? Ya dev deyince benim için böyle büyüklük ve bence insan birikimiyle, kültürüyle böyle babam. Babanız. Bana göre babam. Çok çünkü müthiş yani müthiş bir bilgi birikimi var ve sonsuz okuyan birisi. Hani çok da şey yaparım hani kitap sorarım ona. Çok isterim öğrenmek ve yani hani insan ister ya böyle bir hap olsa da bütün bilgilerini ben alabilsem. Öyle bilim insana değil mi? Evet. Evet. Kesinlikle. Okumayı seviyorsunuz o zaman. Çok seviyorum. Çok. Doğru. İnsanları güldürmek nasıl hissettiriyor size? Çok keyifli. Değil mi? Ben çok seviyorum. Güldürmeyi çok seviyorum. Aslında güldürmek daha zor çünkü. Daha yani zor, insanları ağlatmak çok kolay. Çok hüzünlü bir hikayenizi hepiniz anlatıp hepimizi ağlatabilirsiniz. Yani muhakkak hayatınızda hüzünlü bir şey vardır. Doğru. Ona, ama güldürmek çok zor bir şey. Çünkü herkesin bir de güldüğü şey de farklı. Farklı. O ortak onu şeyi bulmak lazım. Ya mimikle ya kelimeyle. Kelime uymasa mimikle. Bir zamanlama da var orada. Biraz yani. Da doğallık belki. Belki. Mesela onun en karakteriyle i̇şte çok güzel yakaladınız. İşte hepsi karışmalı biliyor musun? Evet. Doğru. Doğru. Ya geçen enteresan şimdi buradan konu nereden nereye geçecek ama tarihle ilgili konuşan bir profesör vardı. Evet. Tarih bilginin yetmediği bazı zamanlarda hayal gücüdür diyor. Katılır mısınız? Ben katılıyorum tabii ki. Tabii ki çünkü bilginin yetmediği bir yerde o bilgiyle birlikte bir hayal gücüyle oturup düşünüp muhakemesini yapıyorsunuz. Yaparsınız değil tabii mi? Tabii ki.
Doğru. Tabii ki. Hayata böyle bir yaşam sanatı olarak bakar mısınız? Yani hani Allah bütün hepimize, sevdiklerimize Hı-hı. sağlık verir inşallah. İnşallah. Gerçekten akışa uyum sağlamak. Yani uyum sağladığınız zaman bir şeyler oluyor. Uyum sağlamak. Aynen. Kesinlikle. Yani mücadele ederseniz akışla. Yani diyelim ki A işini yapmak istiyorsun ama sürekli B işiyle, A işinden hep reddediliyorsun. B işinden bir şey geliyor ve sen onu denemeden geri çekiliyorsun. İşte orada bir denemek gerekiyor. Yani bir şeyde çok ısrar etmemek. Çünkü buradan aslında belki de orası sana faydalı ve o işaret geliyor ama sen onu görmüyorsun. Değil mi? Görmek istemiyorsun. Biraz açık olmak lazım. Aynen. Evet. Aynen. Uyum. Doğru. Uyum çok önemli. Zihin paraşüt gibidir. Açık olmazsa bir işe yaramaz. Aynen. Yani. Aynen. Çok doğru. Yani o uyumla, o şeyle gitmek gerekiyor. Lazım. Kesinlikle. Sevgili Emre, nasıl geçiyor sohbet senin için? Harika. Nergis Hanım'ın enerjisi zaten harika. Harika. Gerçekten öyle. Hep ekranlarda karşılaşıyorduk o enerjisiyle. Birebir de şahit olmak benim için unutulmaz bir an oldu. Oyuna gelin, oyuna. Valla etekler ve pantolonlar takip edin, gelin. Çok güzel. Aklımızda. Seyrettiniz. Seyredenler güzel diyor. Verelim mikrofonu. Nasılmış acaba oyun? Verin. Nasıldı efendim oyun? Çok güzeldi, çok eğlendik zaten. Yani komediyi çok güzel ve kadın erkek ilişkilerini çok güzel anlatmışsınız. Ay teşekkür kadın ederim. Kadın erkek ilişkilerini çok eğlenerek izledik. Yok, pek çözülen bir durum yok ortada ama ama anlatım olarak anlatıyor. Çok eğlenceliydi. Geçtiğimiz gün tabii yağmurlu bir hava değildi. Bebek arabası, yani bir kişi koşuyor. Gerçekten sahilde böyle 1.80 boyunda kaslı bir adam. Spor kıyafetler giymiş ama önünde bebek arabası var. Yani bebek arabası, sahilde bebek arabası, yani onu bebek arabasıyla koşuyor, yani kendi çocuğuyla birlikte koşuyor. Aha, aha. Bir şeylere bahane etmemiş yani. Anladım ama tabii orada da çok dikkatli olmak lazım. O bebek için doğru bir şey mi o anda o yapılan yani? Tabii şimdi anne olarak annenin haberi var mı acaba? Bazen görünce mesela İstanbul çok enteresan bir yer gerçekten. Yani evet. Her tarafında değişik bir şey karşınıza ya çıkabiliyor. Ben yani burada şeyi mesela şu anlattığından en çok sevdiğim şeyi söyleyeyim. Bir erkeğin bebeğine bakması. Evet. Yani son zamanlarda bunu çok görüyorum. Yani erkekler de eşleriyle beraber ortaklaşa bebeklere bakıyorlar. Bu eskiden hani daha böyle kadının görevi olarak daha fazla kadının üstünde olan o yük paylaşılmaya başladı artık. Ve erkeklerin bu anlamda, yeni nesil erkeklerin çok doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Babaların da bir sevgisi olduğu evet, yani ama babalar o emeği vermeye başladılar. O doğru. Güzel bir şey. Doğru. Hayatta böyle mesela şimdi beraber biz sizle bir yere gideceğiz, yürüyüş yapıyoruz. Siz de bana dediniz ki ne yesek, ben diyorum ki fark etmez Nergis. Şimdi bu hoşunuza giden bir şey midir? Çünkü genel olarak okuduğum bir yazıda şöyle diyordu. Hani karşınızdaki insan benim için fark etmez, sen nasıl istersen diyorsa bu aslında hani bir fikri olmadığından değil, sana değer verdiğindendir diyor. Siz nasıl bakarsınız? Yani değer verdiğinden gibi de düşünmedim ama yani ama hani nasıl? Şöyle ben de karşı taraftan muhakkak bir şey beklerim önce. Bekler. Yani sen nasıl istersen derim. O bir şey söyler. Ben de derim ki ama şöyle bir alternatif de var. İkisinin arasına öyle karar vermeyi hiçbir severim. Fikri olmadan sürekli sen nasıl istersin deyince. İstemem. Değil mi? Aynen. O da zor oluyor yani. Aynen. İyi bir şey değil. Doğru. İnsanlar birbirlerine bir şeyler yaşatmalı. Tabii canım. Yani bir en azından seçenekler olmalı. Birlikte onun üstünde konuşup bir şey yapmalı. Yapmalısınız. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ama şeyi severim. Mesela bir yer keşfetmişsem. Hı hı. Bir lokanta kimse bilmiyorsa, yemekleri çok iyiyse, bu burada ya da yurt dışında olabilir, muhakkak onu sevdiğim insanlara götürüp yedirmem lazım yani. Efendim, vapur iskeleye yanaştı. Yeni yolcularımız biniyorlar. Evet. Onlar bizim çekim yaptığımızın da farkında olmayabiliyorlar bazen. Islanmış bir şekilde, değil mi? Yağmur insanın bazen motivasyonunu kırabiliyor tabii yani. Ya şey, evde oturunca çok güzel yağmur, evet, ama dışarıda sırılsıklam oluyorsun yani, hazırlıklı çıkmış olmak doğru lazım. Şehirden kaçış alternatifiniz neresi? Nereye kaçarsınız şehirden? Çok ilginç, ben Ankara'ya yani memlekete gidiyorsun. 2-3 gün kaçacaksam Ankara'ya giderim yani, en azından işte sevdiğim ailem, insanları, arkadaşlarımı göreyim diye.
Mesela ama çok uzun yıllardır Amasra'ya gitmemiştim. Yani tiyatro oyunuyla gittik. Şahaneydi. Mesela kaçış noktalarımdan biri bir şey, olabilir. Bu turneleri kim belirliyor? Hakikaten yani böyle sizin tabii organizatörler yani var. Tabii ki ama yapımcımız. Siz diyor musunuz şuraya gidelim buraya bir yok. Daha? Yok. Demiyorum. Demiyorsunuz değil mi? De, tabii. Yurt dışı olacak mı inşallah? Olacak inşallah. Olacak. Doğru. Aynen. Yani... Almanya'da bayağı birkaç şehir olacak sanırım. İnşallah. Belki sonra Amerika bilemiyorum. Güzel vallahi ya. Evet. Harika. Siz de gördüğüm kadarıyla heyecanını paylaşamayan birisiniz. Yani bir haber alsanız saklayabilir misiniz? Saklarım. Saklar mısınız? Saklarım. Vallahi. Yani şey konusunda çok saklayacağım şeyi çok güzel saklarım. Sır çok saklarım. Hatta böyle bir şeyi bana söylerler. Kimseye söylemem. Sonra arkadaşlarım der ki işte şu şöyleymiş. Ben biliyordum zaten onu. De niye bize söylemedin der. Çünkü sır yani. Söylememem gerekiyordu dedim. Bravo. İnsanların bazen nazarı... Nazardan çok değil. Kendi kendime onu fazla şey olmadan dile getirme halini sevmiyorum. Değil o mi? Yüzden. Gerçekleşmedi. Yoksa değil. Başkasının nazarı manasında değil. Değil. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Selamlar. Teşekkür ederim. Nergis Hanım, Eminönü'nden olunca böyle poşetlerde çarşıp neler var ayıplı söylemesi? Şey var, kışlık gömlek kışlık gibi. Kışlık gömlek. Evet. Nereye götürüyorsunuz? Zonguldak, Alaplı. Evet, yolcunun arasındayız biz. Böyle geçiyoruz. Burada bakalım başka neler var. Şurada ben ilginç bir şey gördüm Nergis Hanım. Evet. Abi sen bunu ne yapıyorsun? Ben milli bisikletçiyim. Bunun tamiri için geldim. Ay ne güzel. Evet. Ulusal ve amatör yarışlarda yer alıyoruz. Çok güzel abi. O şekilde. Vallahi başarılar. Yani teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vapurda herkese karşılaşıyoruz. Ne güzel. Biraz önce konuşuyorduk aslında. Kişinin hani bu çekici olmak var ya yani çekici olma kaygısı. Ama sanıyorum en güzeli doğal olma hali. Tabii canım. Değil mi? Yani onu yakala. Yani şey çok özellikle günümüzde insanlar o kadar birbirine benzemeye başladı ki. Hani... Ya farklı olan daha da cazip gelmeye başladı. Yani çünkü yapılan şeyler çok tek tip. İnsanların algılarıyla bile oynayabiliyorlar. Ki mesela bu senin çok alanına girer Anılcığım. Mesela kadınlar özellikle kilo algısı üzerinde müthiş bir oynama var. Ve çok genç kızlar böyle iskelet gibi gezmeye başladılar. Bunun kaygısı başladılar. Çok yüksek. Ve kendini... Öyle güzel zannediyor çünkü algısıyla oynanmış. Kesinlikle. Çaylar için teşekkür ederiz. İyi çalıştı çaycımız bugün. Çok da güzel maşallah. Efendim şey diyecektim. Unuttum. Ne diyordum ben? Gitti. Denizaltıya bindiniz mi? Hayır. Balona bindiniz mi? Hayır, çok korkuyorum. Kızım diyor ki binelim. Şeye çünkü hakikaten yani... Kapadokya'da değil mi? Kapadokya'ya gidip yani gittiğimiz yerde balona Yasmin binelim diyor. Bilmiyorum. Korkuyorum. Vapur ideal. Evet, vapur. En güzeli vapur. Çok güzel. Peki yine var mı Emre'cim sorun? Benim burada bakıyorum. Cevaplandı, vardı besin. Var bir soramazsın. Yolcularımızdan sorusu olan olursa alalım. Sor tabii, dur mikrofonu tabii, verelim. Hemen verdim. Siz zaten gençsiniz ama genç oyunculardan, yeni oyunculardan beğendiğiniz isimler var mı? Özge Özpirinç'i çok beğeniyorum. Evet, biz de çok beğeniyoruz. Tabii buyurun. Şunu da yapmadan dünyadan gitmemeliyim dediğiniz bir şey var mı? Vallahi yok. Her şeyi yaşadınız yani. Yani çok memnunum. Hani hayatımdan. Şükür, hiç öyle şunu da ille de bunu yapayım gözüm açık gider falan hiç öyle şeylerim yok. Gayet memnunum. Yavaş yavaş da vapurda çay simit sohbetin bu bölümünün sonuna geleceğiz. Sonra dışarıda yağmurlu bir havada martlara simit atmayı başarabilecek miyiz onu bilmiyorum. Kolyeniz de teşekkür ederim. İlk kendi tasarımım. İlk andan itibaren gözümü aldı tabii. Aa, çok vallahi. Teşekkür ederim. Kendi tasarımım valla. Yani şöyle bunu başka bir yerden aldım. Bunu başka bir pasajdan aldım. İkisini birleştirdim. Tabii böyle insan aslında kendi ürettiği bir şeyi de kullanıyor olması daha değerli hissettiriyor değil mi? Hep öyle seviyorum. Ben yani böyle gidiyorum Eminönü oralarda mesela deri bileklikler alıyorum. Sonra bir küpemin şeyini onun üstüne koyuyorum. Mesela biri kırılmışsa onu koyuyorum bileklik yapıyorum. Seviyorum o tip şeyleri. Mesela liderlik hayatta böyle zor bir şeydir yani. Hani
o liderliği üstlenmeyi sever misiniz? Ya genel olarak doğal haliyle öyle oluyor. Yani hani derler ya liderlik vasıfları, hani ben onun ne olduğunu bilmiyorum ama bir yere gittiğimizde bir bakıyorum farkına varmadan ben herkesin pasaportunu topluyorum mesela. Anladabiliyor muyum? Yani ya da ben hesabı alıp bölüştürüyorum. Açık çıkıyor mu hesaptan? Farkına var. Çıkınca da tamamlıyor. Lider olunca da tamamlıyorsun. Doğru. Ama şey doğru. O yani kendiliğinden gelişen bir şey. Öyle doğru. Olsun istemiyorum. Demiyorsun. Hatta benim gibi bir arkadaşım daha var. Özlem, kulakları çınlasın. O da böyle kurumsal imaj danışmanı, çok sevdiğim bir arkadaşım. Aha. Onunla bir yere gittiğimizde seyahatte, onda da bu olay olduğu için ona kendimi bırakmayı çok seviyorum. Gerçekten. Oh bir bakıyorum o her şeyi yapıyor. Oh kendimi. Bir tek ona kendimi bırakıyorum. Çok güzel ya. Lazım ama gerçekten değil mi? Bazen direksiyonu teslim ediyorum. Teslim etmek çok lazım. Çok hoşuma gidiyor. Doğru. Limon sever misiniz? Çok severim. Niye sordum? Size hediyem var çünkü. Gerçekten limonu o kadar severim ki sana anlatamam. Hatta küçükken pilava bile limon sıkardım. Hadi ya. Gerçekten. Valla ben de çiğ çiğ yerdim. Zaten limon pişmiyor. Hala yiyorum ben yuvarlak yuvarlak dilimleyim. Tamam. Efendim sevgili Nergis Kumbaz. Bu limon... Efendim bu da limon sıkacağımız. Aa ne ya. Tatlı. Uzun zamandır kimseye hediye etmiyorduk ama aa, size çok, çok yakışacağını düşündük. Siz deneyin bunu biliyorsunuz. Vapurda vapur satıcıları evet, evet. Satıyor. Ortadan dener misiniz? Aa deneyelim. Şimdi ortaya iyice bastırıp. Şimdi buraya bastırıyorum. Evet iyice çevire çevire sokmaz lazım. Öyle. Aa. Suyu da aktı. Aktı. Tamam. Şimdi onu devam. 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 Aa ne kadar güzel. Şimdi şu haznede. Aa. Şu hazine birlikte. Ay bana bak böyle çok acayip bir şey görmüyor. Aa oldu mu? Gerçekten çok güzelmiş. Efendim size hediyemiz aa, bu. Aa çok teşekkür ederim. Ne demek ya biz hatırlayın. Çok güzel. Hatırlamaz mıyım? Ay süper. Ya onu da böyle çaya. Hadi çaya koyalım. Tamam. Teşekkür ederim. Ay çok beğendim. Çok efendim güzel. Biz Türkler bulmuşuz bunu. Afiyet olsun diyoruz. Çok mutlu olduk. Çok yani tatlısınız. Bu ben güzel teşekkür ederim. Sohbetiniz, enerjiniz, her şeyi açık yüreklilikle bizimle paylaşmanız yani. Bizleri ve yolcularımızı eminim çok mutlu etti. Ekranların başında. Ben de çok mutlu oldum. Hasta hasta geldim, iyileştim gibi. Şimdi bu geri kalanı da yutayım ben C vitamini. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili ederim. Anıl'a ve Emre'ye de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi yolculuklar diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sevgili Nergis Kumbasar'a da. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her i̇nşallah. İşiniz güle güle olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hepimizin inşallah. Evet, sohbetten sonra İstanbul havası alıyoruz tekrar. Biz ay martılara bak ya. Kesinlikle çok güzeller. Allah, biz de uçacağız birazdan. Martı gibi uçacağız, bana ekmek atarsın. Ay Allah. Allah! Efendim? Ha? Dur bakayım. Dur. Atayım mı? Dur bakayım. Efendim şemsiye. Aa! Nergis Hanım. Bir dakika. Ben şu bir dakika kafamdakini size vereyim istiyorsanız ha. Ne dersin? Ay yok yok. Ay Allah'ım ya. İstanbul'da hava şartları muhalefetin oldu. Yani. Ne yapalım böyle duralım artık. Tarihi bir an oluyor bu. Evet, aynen. Yani gerçekten. Aynen. Yamuk şemsiye. Evet. Oh. Bir çay. Ay, çay. Çok güzel. Çok daha alırım sonra. Vallahi şahane. Afiyet olsun. Vallahi buraya kadar Allah geldi. Ay çok tatlılar. Ver ver ver. Hop. Ay çok şekerler. Ver. Doyamıyorum atmaya ben. Ay çok güzeller. Ya efendim valla. Ya bizimle birlikte uçuyorlar evet adeta ya. Ya çok tatlılar. Oo, tak. Hadi takalım. Bir dakika. Allah dur bir dakika dur. Efendim şöyle. Yakışacaktır diye düşünüyorum. Yapalım bakalım. Dur. Ha. Oldu mu?
Oldu mu kızlar? Ya, harika oldu. Tamam hadi bakalım. Kaptanım rotamız neresi? ben şöyle açıklara doğru gideyim diyorum. Rotayı falan bırakıp. Teşekkür ederim. Bir kere denizin ortasındasın. Ne kadar boğazdasın yani. Ne hoş bir şey. Tamam mıdır? Tamam hadi çalıyorum. Vapurda çay simit sohbet ama ne keyifli bir sohbet. Zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlamadan bitti program. Sıcaklık ve zarafetle harmanlanmış bu şahane sorular ve doğal yaklaşımınız için sevgili ekibinize çok 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 teşekkür ederim. Daha nice programlar diliyorum. Kaçırdığınız tüm bölümler, kamera arkasında yaşanan sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.